Teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle. Efendim Serkan Bey. Şirketimizin yeni sezon kutlamasına gelmiyor musun Necatlar? Ha, eski şirketin demek istediniz herhalde. Yok sağ olun, ben almayayım. Zaten takdir edersiniz ki insanların yüzüne bakacak hal bırakmadım Elif Hanım. Ha, özrümü kabul etmedin yani. Ben istifamı yarın şirkete faksarım, olur mu? Elden ver. Tamam, öyle diyorsanız öyle yapayım, ne yapayım? Öyle diyorum. Ayrıca yarın değil, bugün. Hem ev anahtarıma, arabanın yedek anahtarına, yangın merdivenin anahtarına, kartlarımın şifresine ve benim hatırlamadığım ama sadece senin bildiğin bir ton şeye ihtiyacım var. Bunları alıyorsun, istifanı cebine koyuyorsun ve Necatlar'a geliyorsun. Hemen bekliyorum. Serkan Bey... Ama tabii belliydi böyle çirkinleşeceği. Tabii. Serkan amca. Kayra böceği. Alamayacağım kucağıma. Bir belim yeni iyileşiyor. Ha, geçmiş olsun. Erken mi geldim ya? Senin bir yere erken gelme ihtimalin var mı? Yok. Hadi gel o zaman. Hadi. Yaşandı yaşandı Serkan amcan. Gel sen benim kucağıma. Hadi be abi. İstediklerinizi getirdim. Ev anahtarınız, araba anahtarınız, kart şifrelerinizi de yazdım, bir kağıda koydum. Güzel, tamam. Taşıma arabaya bırak. Gideceğim ben. Ya tamam gidersin ama önce beni bir dinler misin lütfen? Bir şey söyleyeceğim. Ya bir dakika dinleyin beni. Ben sizin beyninizin nasıl çalıştığını biliyorum. Benim bu şimdi böyle elimden tutup böyle içeriye doğru sürükleyeceksiniz o kalabalığın içine. Ondan sonra adımı vermeden... Şahane bir konuşma yapacaksınız. Böyle tatlı tatlı. Gözlerimin içine bakarak böyle güzel bir konuşma. Devam et. Nasıl bir konuşma hazırlamışım onu da söyle. Muhtemelen önce ismimi vermeden özür dileyip sonra gözümün içine bakarak hayatınızda ne kadar önemli bir yerim olduğunu anlatacaksınız. Ama bunu kalpten yapacaksınız. Ben de inanacağım. Gözlerim dolacak. Sonra son etkili cümleyi patlatacaksınız. Ben bu sefer ağlamaya başlayacağım. Çünkü ilk defa adımı söyleyeceksiniz. Büyük ihtimalle benim sizin için vazgeçilmez olduğumla ilgili bir şeyler söyleyeceksiniz. Senden öncesi ve senden sonrası diye hayatımı ikiye ayırabilirim. Burcu. Nasıl iyi tanıyorum sizi? Nasıl iyi tanıyorum sizi, anladınız mı? Siz çok iyi bir insansınız. Yüreğiniz böyle tertemiz. Buradaki insanları benim hakkımda ne düşünüyor falan umurumda değil ya. Atlatırım gider yani. Hatta sizin yerinizde başka biri olsaydı benim patronum bu kadar hassas davranmazdım zaten. Bir özre kapatırdım mevzuyu. Ama size o kadar değer veriyorum ki Serkan Bey. İşte öyle oluyor. İnsanın hissi karşı tarafta aynı tartıda tartılmayınca bir ağır geliyor yani. Ben size o kadar değer veriyorum ki bunun altında ezildim. İstemiyorum, hayatıma devam etmek istiyorum. Siz de benden önceki hayatınıza devam edin. Ben de edeyim. O yüzden bu kutuyu alın. İçinde istifam da var. Ben daha fazla acı çekmeyeyim. Olur mu?